dengesini bozmaya çalışıyor. Dikkat ediyorsan top bir oyuncunun elinde fazla kalmıyor. Top sirkülasyonu da çok önemli burada. Doğru pozisyonu bulmak için, doğru pozisyonlanmak için ve iyi pozisyon alanı doğru yerde topla buluşturmak için topun çok fazla elde kalmaması gerekiyor. Yani set temposunu arttırmak için koşmaya gerek yok esasında. Aynen, topu çevirmek yeterli oluyor. Tabii ki koşmak önemli ama doğru pozisyondaki oyuncu... Boyan Bogdanovic oyunda, Melih Mahmutoğlu kenarda. Bu McAllum'la Fenerbahçe Ülker hücumu. McAllum. Şimdi Linas Kleiza. Topu aldı, çembere gitti. Kleiza turnikeyi bıraktı. Linas Kleiza. Yine Fenerbahçe Ülker Kleiza'yı Bosnian Napar'ın bize Barcelona'nın kullanmak istediği pozisyonu gibi. Biz Kleiza'yla onlara kullanıyoruz şu anda. Yani maç Eylampe'ye karşı o çabukluk avantajını kullanmak istiyoruz. Kullanmak yüzü istiyoruz. Dönük hücum etmek istiyoruz. Bir iki pozisyonlara başarılı olduk. Şimdi de faul aldık. Kleiza'nın ilk serbest atışı isabetli. 31-24. Dört olduk faul çizgisinden Linas. Çaresiz kaldı Dorsey karşısında. Alan savunması var bu arada. Nemanja Bjelica. Şimdi Emir Prelcic. Boma Kalıp. Dışarı Nemanja Bjelica. Köşede Linas Kleiza. Bir fake Kleiza. Basketi buluyor Linas Kleiza. 11 sayı Kleiza'dan. Fenerbahçe Ülker hücumu. Linas Kleiza tekrar McAllum. Dışarı çıkardı tekrar Kleiza. Pasını verdi Bo McAllum'a. McAllum ters turnikeyi kaçırdı ama Linas Kleiza orada hücum reboundunu alıyor. Kleiza basketi buldu. Bu da işte boşamalı kullanan bir koç değil. Aynen. Boyan Bogdanovic. Şimdi Emir Prelcic. Nemanja Bjelica'nın perdesi vardı. Prelcic karşısında Alex Abrines var. Emir Prelcic. Çok güzel bir asist yapıyor. Tabii boş üçlüğün reboundunu aldık ama. O kritik bir üçlüktü. Girseydi bir sayı geri düşecektik. Kriz devam edecekti. Linas Kleiza. Üçlüğü buldu. Kleiza. Üç sayılık atışı isabetli. Linas Kleiza üçlüğü buluyor. Molayı da aldırıyor Xavi Pascual'e. İşte basketbol. Barcelona'lı oyuncuların artık sinirleri bozuldu. Oyun düzeninden koptular. Ve yani bizi de çıkarmaya çalışıyorlar. Gidişattan rahatsız oldukları bir gerçek. Çünkü Fenerbahçe Ülker oynadığı basketbolla şu anda Barcelona'ya karşı gerçekten ciddi anlamda bir üstünlük kurmuş durumda. Oyunun hakimi. Oyunun hakimi. Tamamıyla hakimi. Yani ikinci yarının başındaki 3 dakikalık bölümü saymaz isek şu anda Fenerbahçe Ülker. Kleiza. İlk atışı isabetli. Dört buçuk saniye var. 74-70. Linas Kleiza 2'de 2.